Mercek Altın'dan iyi günler sevgili seyirciler. Mercek Altın'da bu akşam AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Manisa Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ var. Manisa'ya ayağının tozuyla geldi. Biz de hemen onu stüdyomuza soktuk. Bakalım hem genel merkezde ne tür çalışmalar yürütecek ve aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinde bir görev verildi genel merkez tarafından Sayın Selçuk Özdağ'a. Bu görevin niteliğini soracağız. Manisa ziyaretlerini soracağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurgül Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Biz ETV'yi seviyoruz. ETV biz milletvekili adayı olduğumuz zaman kapılarını ve gönlünü bize açtı. Ve biz burada kendimizi daha çok halkımıza takdim edebildik, tanıtabildik. O i̇nşallah nedenle, bundan sonra uyduya çıktıktan sonra daha kolay. İnşallah. Hayırlısıyla inşallah. Allah nasip ederse o da olsun. O nedenle biz sizleri seviyoruz. Evet. Manisa'daki programlarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Ziyaretleriniz nereler olacak? Tabii ne kadar bugün, kalacaksınız? Bugün sabahleyin iki gün kalacağım. Yarın akşam döneceğim Allah nasip ederse. Bugün arkadaşlarımızla beraber birlikte Halk Eğitim Merkezi'nde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bir değerler eğitimi konulu bir ders verdim öğrencilere. İmam Hatip'in öğrencileriydi. Milli Eğitim Bakanlığımız böyle bir karar almış. Bu noktada işte hoşgörü, saygı, sevgi, fedakarlık, vatanseverlik gibi konu başlıklarıyla konferanslar alıyor öğrenciler. Bugün lütfetti arkadaşlarımız, bizi de davet ettiler. Orada olduk. Aynı zamanda da bugün 8 Eylül İlkokulu'nun 150. yılı münasebetiyle bir tören düzenlendi. Arma Oteli'nin olduğu yerdeymiş eskiden okul. 1972 yılında daha sonra oradan taşınmış, Arma Oteli olmuş. Şu an 8 Eylül İlkokulu ile ilgili bir bölümü bir hanımefendi yaptı. Kocası vefat etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Neşe Hanım. Ve Sayın Valimizle beraber oraya katıldık. 150 yıllık bir okul. Diğer kısmını diğer bir oda Kızılay yapıyor. 24 dersli yıkımını yaptık. Tamamlayacağız Allah nasip ederse. Manisa merkezde 24 derslikli bir okulumuz daha olmuş olacak. İki blok halinde. Ardından da arkadaşlarımızla beraber birlikte ETV'ye geldik. Gelmeden önce de iki tane akül aracı, iki engelli vatandaşımıza akül araç takdim ettim, hediye ettim onlara. Ve Manisa'nın neresinde bir engelli varsa, ortopedik engelli varsa, akül aracı yoksa onlara akül araç vermeyi bir noktada vazife edindim ben. Onlar da sizi arayıp buluyorlar efendim. Arayıp buluyorlar. Sizi takip ediyorlar. Evet. Sizin bu konuda çok hassasiyetle davrandığınızı evet, bildikleri ben için. Ben beyaz baston konusunda, Braille alfabesi konusunda, gerek bunların tabletleri konusunda, gerekse de akül araç tanesi 4000 lira az değil. Şu ana kadar gerek daha önce özel idare tarafından gerekse hayırseverlerle 1000'in üzerinde akül araç dağıttık. Ve benden talep ettikçe muhtarlar ben de buluyorum, götürüyorum onlara. Maşallah. Sevindiriyorum. Sevindirmeye devam edeceğiz. Yarın da Allah nasip ederse sabahleyin biliyorsunuz yarın Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü münasebetle şimdiden ben de sizin gününüzü kutluyorum. Nice yıllara sağlıkla, afiyetle, huzurla yaşayın inşallah, başarılarla. Allah kesirlerinize de bereket versin. Hayırlı yerlere harcayın inşallah. Kadının gerçek değerini bilen bir Türkiye olsun inşallah gelecek. Öyle bir Türkiye'de yaşayalım hep beraber. Sabahleyin Yunus Emre Kadınlar Kolu'nun bir Dünya Kadınlar Günü münasebeti sabah kahvaltısı var. Ona katılacağım. Ardından da burada bir spor salonunu bitirdik biliyorsunuz. Muradiye Spor Salonu. Ben önce isminin Saruhan Bey olsun istemiştim. Ama protokolde Muradiye olarak kalmış. Muradiye de çok önemli. Geçmişte bizim bir beldemizi temsil ediyor. Muradiye ismi Sultan Murad'ı anlatıyor. Murad'ın beldesi, Murad'ın yeri şeklinde. Orasını gezeceğiz. 25 trilyon liraya mal oluyor. Arsayla beraber 50 trilyonu. Evet, ben oraya. Sayın Bakan'la oradan oranın Erniş Bey'e de teşekkür ediyorum. Eski CHP Belediye Başkanımız Erniş Yavaşlı Bey'e de çok teşekkür ediyorum. O zaman her türlü kolaylığı göstermişti. İnşallah kendisini de davet edeceğiz. Yarın da orada basın mensuplarıyla beraber bu toplamda arsa değeriyle beraber birlikte 50 trilyonu bulan bir tanıtım yapacağız. Daha sonra da Allah nasip ederse Sayın Başbakanımızın bir ay içerisinde açacağız. Bir küçük belediyemizin tamamlayacağı işler var. Karayolların tamamlayacağı işler var. Devir teslim yapıldı. Bazı gazetelerde yazıldı işte bu şu ayda teslim olacaktı falan. Tabii her şey bir anda olmuyor. Aksamalar oluyor. Kış sezonu oluyor. Müteahhitin ödemeleri oluşabiliyor. O nedenle birkaç ay gecikti. Ama şimdi şunu yapmak istiyorum. Yarın açarız. Sayın Bakan'ı davet ederiz. Bakanın müsait olduğu bir zamanda Genç ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın olduğu bir zamanda. Ama ben Sayın Başbakanımızı davet etmek istiyorum. Bir doğuya gidiyoruz biliyorsunuz her cuma. Doğuda bir cuma namazı kılıyoruz. Oradaki kalkınma hamlelerimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.
Aynı zamanda vatandaşlarımız STK'ları dinliyoruz. Ben de STK'lardan sorumlu olduğum için Sayın Başbakan'a eşlik ediyorum. Eğer Batı'ya da bir ziyaret yapacağız. Bunlardan birincisi Manisa olsun istiyorum. Manisa'da şu an spor salonumuz bitti. Yaklaşık 50 trilyon lira arsa değeriyle beraber. Ama gerçek değeri 25 trilyon lira binası, çevresi. Ardından Turgutlu'da spor salonumuz bitti. Yıldırım Beyazıt koymuştuk adını. Yine gençlik merkezimiz bitti. Şehit Tolga Artu adını verdik. Şehidimizin adını vermiştik. Orada Azeri bir kardeşimiz şehit olmuştu. Salihli'de yine aynı şekilde bir halk sağlığı merkezimiz bitti. Orayla ilgili bir cami açılıyor. Bir Alevi vatandaşımız cami toplu yapmıştı. Toplu açılış töreni gibi bir şey bir toplu açılış töreni yapayım diyorum. Selendi'nin spor salonu bitti. Selendi'nin hastanesi bitti. Demirci'nin hastanesi bitti. Aynı zamanda Gördes'in hastanesi bitti. Orayla ilgili okullarımız var. Onlar bitti. Böylece yaklaşık 200 trilyon liralık, 200 milyon lira değerinde eski parayla 200 trilyon liralık bir toplu açılış Cumhuriyet Meydanı'nda. Oralarda Demirci'de bir milletvekili olsun, Gördes'te bir milletvekili olsun, Selendi'de bir milletvekili olsun, Salih'de bir milletvekili. Biz de Sayın Başbakan'la beraber burada olalım istiyorum. Ve böylece de neler yaptığımızı bir kez daha Manisa'da gücümüzü gösterelim istiyoruz. Sabuncubeli Tüneli'ni gezdirdim geçen hafta biliyorsunuz basın mensuplarına. Yarın da burayı gezdireceğiz. Sonra hastaneyi gezdireceğiz. Hastanemizi gidelim diyoruz, görelim. Buradaki Merkez Efendi'yi. Sabuncubeli Tüneli'nin dışında yukarıda Sipil Dağı'nda biliyorsunuz milli parkımız bitti. 30 trilyon lira. Aynı zamanda ihale ettik. Teleferik ihalesi ve iki tane de 600 yataklı otel ihalesi. Spor oteli ve sağlık oteli şeklinde. Bungalov tipi evleri de onlar kiraladılar tekrarında. Bu şekilde Gördük Barajı'nı gezdireceğim, Kelebek Barajı'nı gezdireceğim. Bu 2016 yılı içerisinde Manisa-İzmir otobanının bu kısmı bitiyor. 2016'nın sonuna kadar da Allah'ın İzmit bitiyor biliyorsunuz. 2018'de de İzmit ve Soma bitmiş olacak böylece. Daha sonra işte Koli'nin termik santralinin temelini atacağız. Orada çimento fabrikasının temelini atacağız. Organize sanayi bitirdik Soma'da. Temmuz ayında Allah nasip ederse açılışını yapacağız, temel atacağız. Hemen 4-5 ay içerisinde fabrikalar hazır. Hemen prefabrik olarak yapılıyor biliyorsunuz. Bir seramik fabrikası %50'sini talip oldu. Yaklaşık 9000 dönüm arazi. Ardından Alaşehir ve Kula ile ilgili de bir çalışmamız var. Salihli 2. Organize Sanayi'nin kamulaştırılması bitti. Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. O noktada çok ciddi gayretleri oldu. Akhisar'ın 2. Organize Sanayi'nin kamulaştırılması bittiği gibi arsası da bitti. Arsa da satın alındı. İhtisas Organize Sanayi bununla ilgili de fakültelerle ilgili çalışmamız var. Akhisar'da bir fakülte biliyorsunuz Gıda, Tarım ve Teknoloji Fakültesi arazisini tahsis etmiştik. Bir tane Salihli'de inşallah İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bitti. Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Onunla ilgili fiziki binanın tamamlanmasını istiyoruz. Bir çalışma yapacağız. Onu yapacağız. Salihli'ye de bir hastane yapmak için düğmeye bastık. İki tane arazi tespit ettik. 400 dönümlük bir arazi. Bir tanesi 300 dönüm arazi. 400 yataklı bir hastane. Allah nasip ederse onunla ilgili çalışmamız var. Kula Hastanesi'nin çalışmasını bir yıldır sürdürüyordum. Arsa gecikmişti. Belediye başkanı bize arsayı geç verdi. Diğer arsa henüz daha verilmemedi. Ama verilen kısmıyla ilgili de hastaneye ilgili bu sene yatırıma aldırdık. İhalesini yaptıracağız yani inşallah. Manisa neredeyse sağlık şehri olacak. Sağlık Manisa sağlığın şehri, eğitimin şehri, kültürün şehri, ulaşımın kenti olacak. Bir yandan hızlı tren, Sabuncubeli Tüneli, otoban bu dönem bitiriyoruz Allah nasip ederse. Bir yandan Sipil'de endemik bitkiler, oradaki bir sağlık turizminin bir merkezi dorası olmuş olacak. Jeotermaller devam ediyor, rüzgar enerjisi devam ediyor. Termik santralde nikel madenleri bir ay sonra açıyor Allah nasip ederse zorlu. Bir an önce deneme ürünleri yapıyordu biliyorsun, deneme yapıyordu kendisi. Demirci Gördes yol ihalesi yapıldı. Akhisar Gördes. Demirci Selendi yol ihalesi yapıldı. Selendi Simav ön proje ihalesi yapıldı. Burada Gördük Barajı'nın ihalesi yapıldı. Kelebek Barajı'nın ihalesi yapıldı. Selendi Barajı'nın Allah nasip ederse ön proje ihalesi yapıldı. 10 tane sulama kanalı, sulama göleti yapıyoruz. Bu sulama göleti hayvanlar için, hayvan kapama, sel kapama için hayvan sulama göletleri. 3 veya 4 tane de Allah nasip ederse Selendi'ye gölet yapacağız. Göletlerimizi 2016 yılının sonuna kadar 46 göletin yarıdan fazlasını açmak istiyoruz Allah nasip ederse. Bir kısmı tamamlandı. Hepsini sırayla açacağız. Manisa bir yandan göller bölgesi, bir yandan sağlık kenti, bir diğer yandan ulaşımın merkezi. Hızlı treniyle, otobanıyla, Çandarlı Kuzey Ege Limanı'yla ve de Sabuncubeli Tüneli'yle. Bir diğer yandan Sipil Dağı'yla oraya turizme açacağız. Endemik bitkiler müzesi haline getirmiş olacağız. Bir diğer yandan eğitimin kenti olacak burası. Üniversitede öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. İki fakültemiz daha olmuş olacak. Allah nasip ederse. Hangi bölümler onlar efendim? Bunlar İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,
ve Akhisar'da Gıda ve Tarım Teknolojileri Fakültesi olarak açacağız. Daha sonra Soma'da bir çalışmamız olacak fakülteyle ilgili. Yurtlarla ilgili bütün çalışmaları, 500 yataklı Akhisar'ın ihalesi yapıldı. Allah nasip ederse ihaleye çıktık, temelini atacağız. Yine aynı şekilde Soma'da 300 yataklı yurdun temelini attık. Burada yap işte devletle otel yurt bitiyor. Özel sektörü teşvik ediyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu bunları kiralıyor. Yani Manisa'da Manisalılar 4 yıl sonra görecekler Allah nasip ederse. Burada spor salonunun olmadığı ilçe yok. Hastanenin olmadığı ilçe yok. En son Ahmetli kaldı işte. Ahmetli'yi de yatırım programını aldırmaya çalışıyorum. Eğer aldırabilirsem aldıracağız. Aldıramasak onu ek yatırıma aldırabilir miyiz diyerek düşünüyoruz. Ama 2017'de kesinlikle olur. O noktada çalışmalarımız devam ediyor. Efendim şu iletişim fakültesinin önüne ket koyulmuştu açılmaması yönünde. Evet. Bu iletişim fakültesinin Manisa'ya açılması yönünde siz bir çalışma yapacak mısınız? İnşallah biz rektörümüzle, senatoyla görüşerek, YÖK'le görüşerek eğer bir ihtiyaç varsa o ihtiyacı yapma noktasında ne gerekiyorsa yaparız. Çünkü biz istiyoruz ki gazeteciler çıktığı zaman orada iletişim fakültesinin mezunları çıkınca iş bulsunlar istiyoruz. Yani eğer eğitim fakülteleri geçmişte binlerce insan eğitim fakültesine gitti. Öğretmen oldular, öğretmen adayı oldular. Şimdi işsiz kalınca da diyorlar ki biz öğretmeniz, niye işsiz kalıyoruz ki? Biz tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en çok öğretmen alan 13 yıllık iktidar partisiyiz biz. Biz 460 bin öğretmen aldık. 400 binini 79 yılda aldı Cumhuriyet. 13 yılda da Cumhuriyet ve AK Parti iktidarı da 460 bin aldı ki 500 bine çıkaracağız şimdi. Biliyorsunuz Ağustos ayında yine öğretmen alacağız. Şubat ayında öğretmen atamaları yaptık. 30 bin öğretmen ataması yaptık. Çok büyük bir rakam bunlar. Az rakamlar değil. 1 milyon kişilik bir ordu bu. Eğitim ordusu. 860 bin öğretmen. Geri kalan 140 bini de memur, işçi, istihdam ettiğimiz kişiler olmak üzere. Biz Manisa'da ormanın merkezi olsun istiyoruz Manisa. Her taraf yeşil olsun istiyoruz. Suyun merkezi olsun istiyoruz. Barajlar işte biliyorsunuz şimdi Gördes'te Güneşli Barajı'nı bitirdik. Gördes Barajı ile ilgili problem vardı. Bir küçük kaçak vardı. Göl Marmara'ya aktarmıştık. Şimdi o da bitiyor Allah nasip ederse. O hatayı da gidermiş olacağız. Arızayı da gidermiş olacağız. Böylece İzmir'in su ihtiyacının %40'ını biz tamamlayacağız. Sulamalarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Alaşehir'de, Selendi'de, Soma'da, Kula'da, Demirci'de, Gördes'te, Göl Marmara'da, burada. Göl Marmara deyince aklıma geldi. Ay 23 ve 24'de yine Manisa'da olacağım Allah nasip ederse. Burada bir vatandaşımız kanser tarama aracı hediye etmişti. Onun teslimini yapacağız. Ardından halk sağlığının Salihli merkezini açacağız. Salihli'de bir Alevi vatandaşımız cami yaptırmıştı, Kur'an kursu yaptırmıştı. Onun açılışını yapacağız. Yine bir Kur'an kursunun açılışını yapacağız. Göl Marmara'da da 200 bayanın çalışacağı bir zeytinyağı fabrikası, zeytin fabrikası, aynı zamanda sarma fabrikası, yaprak sarması, aynı zamanda salça fabrikası olarak bir ihracat yapacaklar. Tamamen İngiltere ile anlaştılar, döviz getirecekler bizim memleketimize, üzüm de işleyecekler aynı zamanda orada. Oranın açılışını yapmış olacağız. Burada eğitimde, ulaşımda, iletişimde, sağlıkta, kültürde, her alanda, ormanda ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız ve yapıyoruz da zaten. Bakın göreceksiniz 4 yıl sonra Allah nasip ederse bu yatırımlarla, bu organize sanayilerle, bu barajlarla, bu göletlerle, çiftçiyle, esnafla, üniversiteyle biz işsizlik 5.1, Türkiye'de 3. sıradayız işsizlikte. Biz bunu 1. sıraya getirmek istiyoruz ve 3'ün altına düşürmek istiyoruz. Yani İsviçre ayarında bir şehir Türkiye'de, güvenli şehir, ulaşımı kolay, güvenliği mükemmel, aynı zamanda istihdam gücü, eğitilmiş eleman gücü yüksek olan bir şehir haline dönüştürmek istiyoruz burayı. Ve endüstri meslek liselerinin sayısını çoğaltıyoruz. Ben daha çok istiyorum ki endüstri meslek liseleri çoğalsın, fen liseleri çoğalsın. 5 tane fen lisemiz var, dehalarımız fen lisesine gitsin. Sosyal bilimlerde dehalar sosyal bilimlere gitsinler. Endüstri meslek lisesine gitsin çocuklarım, sanat öğrensinler. Burası organize sanayinin merkezi. Şimdi 75 bin kişi çalışıyor. Bir 30-40 bin kişi daha çalışacak 4 sene içerisinde Kula'da, pardon Soma'da, Akhisar'da, Turgutlu'da ve de Salihli'de olmak üzere bizim yaklaşık 7 tane organize sanayimiz olacak. Eğer 6. bölgeyi de burada yapabilirsek 8 tane organize sanayimiz faaliyette olmuş olacak ki çalışıyor. Bir kısmı çalışıyor zaten. Biz otobanı da bunlara entegre ediyoruz. Şimdi Soma'dan gelecek otoban, İstanbul otobanı buradan devam edip Akhisar'daki organize sanayiden geçecek. Hemen Saruhanlı'nın biraz uzağından devam edecek. Manisa, Turgutlu arasından geçecek. Karaoğlan'ın arasından geçecek. Turgutlu organize sanayiyi kuşatacak.
Oradan Kemalpaşa Organize Sanayi'den İzmir'e geçmiş olacağız ki böylece organize sanayilerde ne üretiliyorsa otoban vasıtasıyla kısa zamanda bir yandan tasarrufla, yakıt tasarrufuyla, zaman tasarrufuyla ve de daha çok kazanarak işverenler daha çok kazansınlar diyerek lojistik sağlanacak. Lojistik sağlanmış olacağız. Bu çok önemli. Bunu yapmış olacağız Allah nasip ederse Nurgül Hanım. Hastanelerle de burada 600 yataklı bir hastane yapılıyor biliyorsunuz. Devam ediyor. İyi ilerliyor. Hızlı hızlı ilerliyor. Onunla ilgili geçenlerde burada Kalkınma Bakanlığı'nın bir açıklaması olmuştu. Bazı yatırımlar gecikebilir diyerek. Bizim Manisa'da bir gecikme olmayacak. Kesinlikle 2017'nin Aralık ayında bir yandan Samuncubeli tünelini bitireceğiz. Ulaşımı kolaylaştıracağız. Bir diğer yandan Sipil Dağı'ndaki teleferiği ve oteller bitmiş olacak. Bir diyandan iki hastane birden bitecek. Hem Yunus Emre'deki hem Merkez Efendi bitecek. Hem Şehzadeler'deki şehir hastanesi, Merkez Şehir Hastanesi'ni bitirmiş 2017 olacağız. 2017 Aralık ayında. 2017 Aralık ayında Allah nasip ederse bu şekilde. Tabii olağanüstü bir şey olmadıkça biz bunları bitirmek için zaten hastane problemimiz yok biliyorsunuz. Sadece iki ilçede hastanemiz yok. Bir tanesi Kula, bir tanesi Ahmetli. Ahmetli'nin arazisini de hallettik. Kula'nı da ihaleye çıkıyoruz. Yatırım aldırdık. Diğer arazi mahkemelik. Onu da bekliyoruz. O olursa da gelirse de oraya da idari binalar yaparız. Yeni şeyler ama burada yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi 1925 yılında yapılan Nurgül Hanım Akıl Hastanesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapmıştı, yaptırtmıştı. Burada biz hemen anıtın arkasında Kayapınar Köyü'nün önünde alt kısmında 460 dönüm arazi Sağlık Bakanlığı'na devrettik. Sağlık Bakanlığı 360 dönümünü aldı, 100 dönümünü de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oraya huzur evleri yapacağız, yaşlı bakım merkezleri yapacağız ve aynı zamanda engelli yaşam merkezleri yapacağız 100 dönümüne. 360 dönümünün 100 yataklının parası geldi. Türkiye'nin en modern, en büyük ruh ve sinir hastalıkları hastanesini yapacağız. Yüksek güvenlikli hastane. 100 yataklının parasını aktardık. Ametemin ve Çametemin de parası geldi. Temel atacağız. Oranın projesi tip proje olarak çizildi. 200 yataklının yatırımı aldırdık. Bir 200 yataklıyı da ben bir zengine yaptıracağım Allah nasip. İzmir'deki bir zengine yaptıracağım. Kendisi söz vermişti. Onu ziyarete gideceğim. Bir türlü vaktim olmuyor. Bir vaktim olsa da bir günümü sadece ona tahsis edeceğim. Değer yani 20 trilyon civarında bir para. Böylece 700 yataklı amatem ve çamatemle beraber 1000 kişinin tedavi olduğu günlük 1000 kişinin düşünebiliyor musunuz? Otobandan insanlar geliyor. Çeşitli şehirlerden, Bursa'dan, Kocaeli'nden, Balıkesir'den. Bir diğer yandan Samuncubeli Tüneli'nden, İzmir'den insanlar geliyor, Aydın'dan, Muğla'dan, İzmir'den insanlar geliyor, Denizli'den insanlar geliyor buraya tedavi oluyorlar. Aynı zamanda anne babaları bunları ziyarete geliyorlar, Manisa'ya para aktarıyorlar. Hadi gel bir Sipil Dağı'na çıkalım diyecekler, hadi gel bir teleferiye binelim diyecekler. Şimdi yüksek güvenlikli hastane aslında bakarsanız Manisa için çok büyük bir şans. Türkiye'de bunların sayıları çok az efendim. 4 veya 5 tane yanılmıyorsam eğer. 4 tane bu 5. ben yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul, Edirne, Samsun, Elazığ ve Manisa. Ama hepsi yüksek güvenlikli değil. Değil, umarım. Değil. Bizimki yüksek güvenlikli evet. Olacağı için özellikle en modern burası olacak Batı efendim. Batı bölgesinin bakın, bütün hasta potansiyelini 11 şehir buraya gelecek. 11 şehrin hastaları buraya gelecek. Çünkü Türkiye bir yandan modernleşirken, bir diğer yandan dünya globalleşirken insanlar maalesef bu teknolojinin getirmiş olduğu veyahut da birazcık toplumsal problemlerimizin getirmiş olduğu nedenlerle psikolojik tedaviye ihtiyaçlarımız oluyor bizim. İster istemez zaman zaman akıl noksanlıkları olan insanlar oluşuyor. Psikolojik tedaviye ihtiyacı olan psikiyatrilere gitmeleri gereken 700 bin şizofren var Türkiye'de. İleri Nurgül derecede Hanım. Hastaların kalabilecekleri, hayatlarını idame ettirebilecekleri bir yer yok. Mesela de, bizim akıl hastanemizde Çiviç diye bir vatandaşımız var. Duymuşsunuzdur mutlaka evet. Biliyorsunuzdur. Bir bakıyorsunuz çok mülayim bir insan, bir bakıyorsunuz çok tehlikeli. Onun gibi ileri derecede şizofren hastaların kalabileceği başka bir yer yok Türkiye'de aslına bakarsanız özellikle Batı bölgesinde. Burayı yapmak istiyorum. Hayalimde bu vardı. Bir tanesi buydu. Şimdi belediyelerimiz çok güzel çalışıyor. 11 belediyemizde Allah'a şükürler olsun. Bunu yapacağız. Sipil Dağı'nda bir endemik bitkiler müzesi yapmaktı. Milli Parkı Orman ve Su İşleri Bakanımız yaptı. İhalesini yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Bir yandan otobanınız, hızlı treniniz, Sabuncubeli Tüneliniz, Çandarlı Kuzey Limanınız, Sipil Dağınızdaki teleferiğiniz, bunlar hastaneleriniz, okullarınız, fakülteleriniz, liseleriniz. Şimdi buraya top biliyorsunuz bir fen lisesi yapmıştı. Biz orayı Sosyal Bilimler Lisesi haline dönüştürdük. Fen lisesi yerinde kaldı. Sosyal bilimleri taşıdık oraya 560 öğrencimizi. 200 yataklı bir pansiyon. Dün iki gün önce evvelsi gün
Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu aradı. Teşekkür ediyorum. Ne zaman açacağız Selçuk Başkan orayı dedi. Ne zaman istiyorsanız hazır dedim. Bugün de sordum Milli Eğitim Müdürümüze. Bir aya kadar bitiririz dediler. Bir ay sonra Manisa'ya çok modern, çok güzel bir fen lisesinin de sosyal bilimler lisesi haline dönüştürüyor. Zaten sosyal bilimlerin de yatırımı var. Orayı gerekirse daha sonra başka bir okul haline de dönüştürebiliriz. Okulumuz sosyal olsun bilim. Sosyal bilimlerle fen lisesi aynı binayı kullanıyorlardı. Şimdi onları ayırdı. Ayrıldı. Fen lisesi burada kaldı. Sosyal bilimler muradiyedeler. Buradalar. Yeni sosyal bilimler yatırımı aldık. Oraya taşırız. Daha sonra da burayı başka bir okul yapmış oluruz. Bir yandan hayırseverleri teşvik ediyoruz. Okullar yapın istiyoruz. Okullarınızı yapın. Bir diğer yandan devlet olarak 29 tane şu an bu yıl yatırım aldırdığımız okulumuz var. Bütün ilçelerde. Saruhanlı'dan tutun da Demirci'ye, Demirci'den tutun Ahmetli'ye, Ahmetli'den Salihli'ye kadar yakinen ilgileniyorum. Sayın bakanlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani arıyorlar bizi. Hangi şehir, hangi ilçe daha elzem, ehemle mühim ayrı dedim Selçuk Bey. Acil hangisi? En üstün meslekleri organize sanayiye teşekkür ediyorum. Haftaya inşallah Allah nasip ederse organize sanayinin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Ankara'ya gelecekler. Geçenlerde oda başkanlarımız geldiler, taleplerde bulundular. İşte üzümün okullarda satılmasını, tekrar üzüm ihalesini yapın. Sayın Bakanımızla konuştuk, Milli Eğitim Bakanımızla, Tarım Bakanımızla, Maliye Bakanımızla. Büyük ihtimalle 5-10 bin ton civarında küçük psikolojik de olsa bir üzümü okullarda dağıtmış olacağız. Ama bununla ilgili özel çalışmalar yapmamız lazım. Bütün Manisa'daki sivil toplum kuruluşlarını, bütün Manisa'daki oda başkanlarını, siyasileri birlikte hareket etmeye davet ediyorum. Yani bir yandan biz, şimdi Ramazan ayı geliyor. Türkiye'de o kadar çok dernekler var ki, hayır dernekleri. Ramazan ayında kumanya dağıtıyorlar. İHA'dan tutun da, işte efendime söyleyeyim can suyuna kadar, bilmem neyine kadar. Yani ona yakın dernek, ciddi yüz binlerce koli hayır dağıtıyorlar. Partiler Ramazan ayında hayır dağıtıyor. AK Parti bunu yapıyor. Ben diyorum ki gelin, bunun içerisindeki bir kilo hurmayı 250 grama dönüştürün. Hurmamız da olsun ama ihraç, biz onları ithal ediyoruz. Yani başka yere para veriyoruz, biz hurmaya para veriyoruz. Üzüm ise kendi ülkemizin mamülü. Gelin yarım kilosunu ve 750 gramını da üzümle taçlandıralım. İnsanlar üzüm yesinler, glikoz alsınlar, hoşaf yapsın hanımefendiler. Unuttu hanımefendiler hoşaf yapmayı. Böylece evlerinde hoşaflar yiyelim. Hatta ben hoşaf günleri yapmayı düşünüyorum Manisa'da. Yani üzümü teşvik etmemiz lazım. Askerimiz üzüm yemesi gerekiyor. Kredi yurtlarında bulunan öğrencilerimiz üzüm yemesi. Bütün öğrencilerimiz üzüm almak. Kantinlerde üzüm olacak. Biz bunu kuru üzüm olacak. Çekirdeksiz. Dünya üzümünün %50'sini biz üretiyoruz. Bu elimizde kalmaması gerekiyor. Bu yıl Allah'a şükür bir problem yaşamadık ama ufak tefek problemler var. Onları gideriz. Ama bu yıl eğer havalar böyle giderse inşallah böyle gider. Rekoltenin 300-350 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Satacağımız bizim 280 bin ton civarında, 260-280 bin ton. Avrupa'da hacim de daralıyor, ticaret hacmi. Avrupa'daki ekonomi ne kadar düzgün olursa bizim üzümümüz de o kadar çok talep görüyor. Rusya ile küçük bir problem yaşadık. Bu problem nedeniyle yaş üzüm belki almayabilirler, alıyorlar gerçi ama yaş üzüm belki kuruya çevirmek isteyecek vatandaşlarımız. Bununla ilgili de biz tarım müdürlüğümüz çok ciddi çalışması gerekiyor. İlçe tarımları çok ciddi çalışması gerekiyor. Toprak, su, yaprak, iklim analiz laboratuvarlarının çok iyi çalışması gerekiyor. Hangi toprakta ne olur? Üzümse üzüm. Eğer çilekse çilek. Kirazsa kiraz. Zeytinse zeytin. Efendim alternatif elmacılıksa, meyvecilikte elma ise elma. Antep fıstığı ise Antep fıstığı. 1 milyon ağacı, menengiç ağacını biliyorsunuz Demirci'de aşıladık. Şu an meyve vermeye başladılar. Antep fıstığı üretiyoruz biz orada. Bunları yapıyoruz. Jeotermalimiz bir yandan hızlı yapmalıyız. Rüzgar enerjisini yapmalıyız. Termik santralini yapmalıyız. Nikel madenlerimizi işletmeliyiz. Bunların hepsini 4 yıl içerisinde tamamlayacağız Allah nasip ederse. 4 yılda Manisa %3 işsizliğin olduğu ve de özgürlüğün ve zenginliğin zirvede olduğu bir kent. Burada kendime de eğer payım varsa ki bu payda, bu çorbada, bu tuzda kendimi bahtiyar hissederim. Ben 5 yıldır çok çalışıyorum. 5. sıradan geldim, milletvekili oldum. Daha sonra 2015 seçimlerinde 3. sıraya getirildim. 4 milletvekili çıkardık. Sonra 1. sıraya getirildim, genel başkan yardımcısı oldum. Ve oradan 5 milletvekili çıkardık biliyorsunuz. Ben çektim, İsmail Bilen Bey itekledi o öbür taraftan. Kardeşlerim de yardımcı oldular. Beraberce zirveye taşıdık. Hedefimiz şu, bir yandan işsizliğin en az olduğu şehir unvanını almak. Bir yandan zenginliğin ve özgürlüğün merkezi haline dönüştürmek. Sağlığın merkezi, suyun merkezi, turizmin merkezi, inanç turizminin merkezi bunu yapabilmek. Bir diğer yandan da bu şehirde Allah nasip ederse 2019'a hedeflenmek. 2019'da Allah nasip eder 30 Mart'ta belediye başkanlığı seçimi olacak. Büyükşehir Belediyesi'ni almak. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Burada tekrar yeniden Cumhurbaşkanlığı seçiminde zirveye ulaşmak. Eğer başkanlığa geçemezse inşallah temennim başkanlığa geçmek. Eğer olmazsa 30 Kasım'da şeyde de 1 Kasım'da da tekrar yeniden milletvekili seçiminde 6 milletvekili, 7 milletvekili çıkarmak. Hedefimiz 7 milletvekili çıkarmak. Buradan
Eğer büyük şehir olursak 7 milletvekili olur. Alacağız da. İnşallah Allah nasip ederse. Çünkü oy potansiyelimiz çok yüksek. 408 bin oyumuz var. Ben hedef olarak 500 bin oy gösterdim. Büyükşehir, 17 ilçenin 17 belediyesini almak, rekor kırmak, Türkiye'de bir örnek şehir. İşsizliğin %3 olduğu, işte zenginliğin zirvede olduğu bir şehirde 17 belediyede AK Parti alıyor, büyükşehir alıyor ve 500 bin oyla alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki işte Manisa böyle marka bir kent, Fatih'e yakışır kent, Kanuni'ye yakışır kent, Hafsa Sultan'a yakışır kent. Hafsa Sultan deyince aklıma geldi. Hafsa Sultan'da restorasyon çalışmaları, mezarı bitti. Bu yıl açılışını yapıyoruz Allah nasip ederse. Mesir'den bir hafta önce İstanbul'da oluyoruz biliyorsunuz. Onu başlattı bir arkadaşımız. Önce Hafsa Sultan'ın, dedim ki bu Hafsa Sultan diyoruz, Mesir'i saçıyoruz da mezarı nerede? İstanbul'da. Mezarına gittik, çok kötü. Ve mezarı tamamen kaybolmuş vaziyette. Peki biz bu mezarı yapabilir miyiz, restore ettiremezsiniz? Niye? Orijinal resmi yok. Aramızda konuştuğumuz bir kişi Alman konsolosluğuna çalışıyormuş. Alman konsolosluğuna gidiyor, resimleri tarıyor. 120 yıl önce çekilmiş olan bir resmi buldu. Öyle orijinalini mi? Buldu ve bakınız bu Hafsa Sultan'ın bir noktada kerameti. Hafsa Sultan'ın büyüklüğü bu. Yanımızdaki şahıs Alman konsolosluğunda çalışıyor olacak. O gidecek Alman konsolosluğunda fotoğrafları tarayacak. Ve o fotoğraflardan o Yavuz Sultan Selim haziresini görüyor. Yavuz Sultan Selim caminin ve Yavuz'un mezarının olduğu yerde biliyorsunuz. Hazirenin kızlarının şeyi de, eşinin de ve diğer çocuklarının da. Orada Şah Sultan'ın da, Şah Cihan'ın da şeyini bulduk. Mezarını bulduk kazarken. Kazılırken bir lahit daha çıktı. Baktık ki anıtta şey yazıyor. Şah Cihan Sultan yazıyor. Kanun'un diğer Yavuz'un Kanun'un diğer kızı noktasında. Orayı da şimdi restore ettiriyoruz. Aynı zamanda Merkez Efendi'ye gidelim dedik. Merkez Efendi'nin mezarını ziyaret edelim. Orada Kur'an'ları okuyalım. Bu yılda gideceğiz. Sayın Arınç'a teşekkür ediyorum. Sayın Hüseyin Taneverdi Bey'e teşekkür ediyorum. Emekleri geçti onların. Fatih Belediye Başkanı'ma teşekkür ediyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Özellikle Kulallar Dernek Başkanı, İstanbul Kulallar Dernek Başkanı Sayın Oğuz'a teşekkür ediyorum. Çok emeği geçti. Çok fazla hizmeti geçti. Ercan Oğuz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Birileri vesile oluyor ve bunları yapmış oluyoruz. İnşallah Manisa'da da büyük şehir alırsak, bir yandan merkezi hizmetlerle, bu bahsettiğim hizmetlerle, bir diğer yandan büyük şehrin imkanlarıyla daha büyük işler yapmış oluruz. Manisa 1.460.000 nüfusuyla her şeyin en güzeline layık diye düşünüyorum. Biz de öyle düşünüyoruz. Şimdi Selçuk Özdağ aynı zamanda sivil toplum örgütlerinden sorumlu. Doğru. Başkan Yardımcısı size genel merkez tarafından Avrupa ülkelerinde bir görev verildi. Evet. Nedir o görev efendim? Şimdi STK'lardan sorumluyum. Türkiye'deki 150 bin STK var Nurgül Hanım. Vakıf, dernek, oda, sendika, spor kulübü olmak üzere 150 bin. Bazıları kağıt üzerinde ama çoğunluğu çok ciddi dernekler ve vakıflar, STK'lar. STK'larla teşkil mesaimiz devam ediyor. AK Parti insana dokunduğu için, insanı dinlediği için, problemlerini ve beklentilerini dinleyip çözüm önerilerine kulak verdiği için bugün başarılı oldu. Eğer vatandaşınızın temayülünü almazsanız, vatandaşınızın duygu ve düşüncelerini paylaşmazsanız başarılı olamazsınız. AK Parti başarılı oldu. Biz istiyoruz ki 14 sene içerisinde 11 seçim kazandık. Ve bu 11 seçimde hep en çok başbakanlığı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. En uzun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. En uzun iktidarda kalan parti AK Parti. Ama en çok oyu alan parti AK Parti değil. %54 ile Demokrat Parti Menderes. Şimdi 2019 hazırlanırken biz bunu yapmak istiyoruz. Bunu neyle yapacağız? Halkla ilişkilerle yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağız. Diğer birimlerimizle yapacağız. Yani ekonomiden sorumlu genel başkanımız, yerel yönetimler, teşkilatlar, ARGE, bir yandan çevre ve kültür, şehir, çevre, kültür, şehir başkanlığıyla bunlarla. Ama biz sivil toplum halkla ilişkiler olduğumuz için herkese dokunuyoruz. Her alanda biz varız. Biz Türkiye'deki tüm derneklerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şehirlere gidiyoruz, 3 soru soruyoruz. STK'ları topluyoruz. Allah nasip ederse Manisa'da da yapacağım. Zaten bir genel başkanımız olduğum zaman Manisa'ya gelmiştim. Hemşeri derneklerini çağırmıştım onlara ama bu sefer bütün dernekleri davet ederek 1.500-2.000 kişiyle beraber böyle bir çalışma. Bir, terörle ilgili ne düşünüyorsunuz? PKK ile ilgili mücadelede ne yapılması gerekmektedir? İki, anayasa değişikliğine ne düşünüyorsunuz? Üç, başkanlık sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Dört, derneğinizle ve şehrinizle ilgili problemleriniz, beklentileriniz nelerdir? Çözüm önerileriniz nelerdir? Küçük bir referandum bu. Küçük bir referandum yapıyoruz. Tabii gittiğimiz her yerde nereden baksan 400-500 şey konuşuyoruz. Her ilde yapacak mısınız? Her ilde. Manisa'ya özel mi? Her ilde. Şu ana kadar biz Osmaniye'de yaptık. Denizli'de yaptık. Diyarbakır'da yaptık. Gittiğimiz şehirlerde. Şimdi arkadaşlarım Allah nasip ederse Van'a gidiyorlar. Sayın Başbakan'la Van'a gitmeden önce
Orada da yapmış olacağız. Başbakan'dan önce biz Güneydoğu Anadolu'daki ve Doğu Anadolu'daki ilçeleri, illeri bitirmek istiyoruz. 23 ileyi bitirmek istiyoruz. Bu sırada Manisa'yı da aradan çıkartmak istiyorum. Çünkü benim için Manisa çok önemli. Evet, Türkiye'de bir görevim var ama Manisa'yı da ihmal etmeden Manisa'ya da hizmetlerin gelmesi lazım. Hizmetlerin yapılması gerekiyor. Aynı zamanda Avrupa'da da 5,5 milyon Türk yaşıyor biliyorsunuz. Amerika, Avustralya ve Kanada'da bir kısmen yaşıyorlar ama daha çok Almanya, Avrupa, Fransa, İngiltere, bu Hollanda'da. Hollanda'da bir toplantı yapacağız Mart'ın sonunda. Hollanda Benelux ülkeleri, yani Lüksemburg, Belçika, Hollanda. Bir yandan İskandinav ülkeleri, Finlandiya, İsveç, Norveç ve buradaki vatandaşlarımızın kurduğu STK'ları çağıracağız. Hollanda merkezde Amsterdam'da yapacağız. Ardından Almanya'da yapacağız. Frankfurt'ta yapmayı düşünüyoruz. Almanya'daki STK'ları. Ardından Fransa'da çağıracağız. Fransa'daki STK'ları. Ardından Avusturya'daki STK'ları çağıracağız. İsviçre dahil, İtalya dahil olmak üzere. Bunları çağıracağız ve bu vatandaşlarımız, biz onlara şunu anlatacağız. Türkiye'de ne vaatte bulunduysak yaptık. Aha, kitapçı bu diyeceğiz. Gönderiyoruz. Büyük bir ihtimalle bu hafta sizlere de gelecek. Türkiye'de ne kadar muhtar varsa hepsine gidiyor kitap. Bu kitapçık vaatlerimiz ve nerelere başvuracaksınız ki? Mesela bir kadınsınız siz. Kadınlara 100 bin lira para yapıyoruz. Hibe yardım yapıyoruz. 50 bin lira faizsiz kredi. 100 bin lira da faizli ama düşük faizli kredi. 250 bin liraya kadar böyle bir yardım yapıyor. İşçi kursundan insanlar diyerek. Nereye başvuracaksınız? Hangi şartlara haiz olacaksınız? Bilgi ve kılavuz kitapçık. Başvuru kitapçı. Bunu yapıyoruz. İkinci kitap şimdi çıkıyor. Bu vaatlerimiz. Avrupa'dakilere vaatlerimiz vardı. Mesela pasaport harçlarının alınmaması. Efendime söyleyeyim. Arabaların 6 ay yerine 2 yıla çıkartılması, oradan gelen arabaların Türkiye'de barınma sürelerinin 2 yıla çıkartılması, 6 bin euro olan askerlik bedelinin 1000 euroya düşürülmesi. Diyeceğiz ki bunları söz vermiştik 1 Kasım öncesi, şimdi yaptık. Aha, kitabımız bu. Buyurun diyeceğiz. İkinci olarak da şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki beklentileriniz nelerdir? Avrupa'dan, hükümetten ne bekliyorsunuz? Anayasa konusunda, terör konusunda, başkanlık konusunda. Efendime söyleyeyim, Avrupa'daki insanların sosyal hayatları, ekonomik hayatları, kültürel hayatları, siyasi hakları konusunda, vatandaşlık hakları konusunda ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili onlardan nabızlarını yoklamış olacağız. Bu çalışmayı yapacağız. 4 ülkede her ay bir yerde olacağız. Bugünlerde bir çalıştay daha yapacağız. Sayın Başbakanım arz etmedim henüz daha. Allah nasip ederse bu hafta arz edeceğim. Sayın Başbakan Brüksel'de akşam dönüyor. Yarın da Çipras'la buluşuyor, Yunanistan Başbakanı'yla buluşuyor ve Yunanistan'ın Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bakanlar Kurulu, İzmir'de Bakanlar Kurulu toplantısı yapacaklar. İki dost ülke, iki denizin yakasındaki iki ayrı ülkenin kadimden bu yana birlikte yaşadığımız, zaman zaman aramızda problemlerin olduğu ama zaman zaman da dostlukların ikame edildiği ülkeyle yeniden ekonomik olarak, kültürel olarak dostluklar peyda etmek istiyoruz, oluşturmak istiyoruz. Sayın Başbakanım arz edeceğim, İletişim Fakültesi Dekanları Türkiye'deki ve sizin alanınız, aynı Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlarını Ankara'ya davet edeceğim. Uzmanları çağıracağım oraya, 100 kişilik bir ekip olsun. Ben onlara AK Parti olarak neler yaptım şimdiye kadar, seçim öncesinde neler yaptım, Halkla İlişkiler olarak, AKİM olarak, AKSİM olarak neler yaptım, şimdi sivil toplum kuruluşları olarak neler yapıyorum. Biz %54 Menderes'in aldığı %54'ü nasıl alabiliriz? Bize yol gösterin, bize akıl verin. Biz kolektif akla inanıyoruz. AK Parti olarak herkesin aklına ihtiyacımız var. Beyin fırtınasına ihtiyacımız var. Bizim göremediğimiz onlar görüyorlardır. Bilim adamları öyle kolay değil ki. Seçkin beyinler bunlar. Bu seçkin beyinlerden biz bazı düşüncelerini almak istiyoruz Allah nasip ederse. Ve ona göre de yeni bir yol haritası çizmek istiyoruz. Gerek sivil toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak, gerekse genel merkez olarak Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Ardından birim başkanlarımı topluyorum. Gençlik kollarından, kadın kollarından ve ana kademeden birer kişi bizim birim başkanımız. Her başkanın bir başkan yardımcısı var. Bir tanesi de sivil toplum Halkla İlişkiler. 14 tane genel başkan yardımcısı var. Burada da gençlik kollarının 14 yardımcısı var. Kadın kollarının 14 yardımcısı var. Ana kademenin 14 yardımcısı var. 14, bir tanesi sivil toplum Halkla İlişkiler. Bunları çağıracağım Ankara'ya ve bunların hepsine görev vereceğiz. 3 ayda bir toplayacağız Ankara'da. 1. Kadın derneklerini ziyaret edeceksiniz. Engelli derneklerini ziyaret edeceksiniz. Çevre derneklerini ziyaret edeceksiniz. Hayvansever derneklerini ziyaret edeceksiniz. Gazileri ve şehit derneklerini ziyaret edeceksiniz. Bununla ilgili. Yani toplumun her katmanına dokunmak mecburiyetindeyiz. Her sınıfa dokunmak mecburiyetindeyiz biz. Çünkü insan tek temayüllü varlık değil ki, çok temayüllü varlık. Yani çevresiz bir dünya düşünebilir miyiz? Kadınsız bir dünya düşünebilir miyiz biz? Veyahut da engelsiz bir dünya düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Engelli vatandaşlarımız var bizim. Şehidimiz var, gazimiz var. Hayvansız bir dünya düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Bunlarla ilgili ne eksiğimiz var? İşte bizim kardeşlerimiz, bizim birim başkanlarımız bize gelip her 3 ayda bir rapor verecekler. Bu raporlara göre değerlendirmede bulunacağız. O görevde kalsın veya kalmasın diyeceğiz arkadaşlarımızı. Bunu yapacağız. AK Parti olarak
sivil toplum halkla eşit olarak çok çalışıyoruz, çok gayret sarf ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'daki de bu sokağa çıkma yasağının olduğu 14 ilçedeki yerlerle ilgili de şu ana kadar 124 tır oraya yardım kampanyası yaptım. Yaklaşık biner koliydi, 124 bin koli. Varto'ya da gitti, Beytüşşevap'a da gitti, Sur'a da gitti, Silopi'ye de gitti, Cizre'ye de gitti. Burada Ağrı'ya da gitti, Diyarbakır'ın başka ilçelerine de gitti, Muş'un başka ilçelerine de gitti. Burada bir yandan oraya giderek nabız yokluyoruz. Ne gibi ihtiyaçları var hemen genel merkeze bildiriyoruz, hemen bakanlar kuruluna bildiriyoruz. Şu an o bölgeden Cevdet Yılmaz Bey sorumlu. Bütün yetkilerle Cevdet Yılmaz Bey'i yetkilendirdi Sayın Başbakanımız. Bunu yapıyoruz. Bu sırada 5 tırı da oradaki güvenlik güçlerine gönderdik. Onlara bir küçük Şam Sekizi Çoban Armağanı hediye ederek bir tır Manisa'dan gitti. Manisa'dan gidenler arasında havlu vardı, battaniye vardı, hamam havlusu, yüz havlusu, zeytinimiz vardı, zeytinyağımız vardı ve orada salçamız vardı. Bize ait ürünler vardı. Bir polis memuru şöyle bir mesaj atmış bana. Bugün 3 günlük mücadeleden sonra 8 saatte eve geldim. Hanım dedi ki bize bir küçük paket hediye geldi dedi. İçerisinde ne var ki? Aldım baktım ve hanıma döndüm dedim ki bu vatan için ve bu millet için ölünür be dedim. Yani bizi unutmadığınız için size çok teşekkür ediyorum. Unutulmamak güzel diyor. Bir kadın mektup yazmış bize. Size çok teşekkür ediyorum. Her gün zilimin eşim tarafından çalınmasını bekliyorum. Yüreğim hoplayarak acaba bir şey mi oldu eşime diyerek. Ama bu vatan kolay kazanılmadı. Asla terk edilmeyecek, asla başkalarına bırakılmayacak. Bugünlerde doğudaki kardeşlerimizi kucaklıyorsunuz. Daha çok kucaklayın. Bizi de ihmal etmediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah bu vatanı hizmetlerimizle korumaya devam edeceğiz. Gibi yüzlerce böyle bana mesajlar geldi. Bir yandan zaten devletimiz orada o bölgede yardımlar yapıyor işte. Bir yandan evler yapacak kentsel dönüşümle beraber. Kira yardımları yapacak, yiyecekleri veriliyor. İşkur üzerinden bu insanlar her aileden bir kişi PKK'ya müzahir olmayanlar haricinde işe yerleştirilecekler. Bir diğer yandan da valiler tam yetkili olarak kaymakamlar o bölgede çalışıyor. Ben kaymakamlarımıza çok teşkil mesai içerisindeyim. Gençlik kolları, kadın kolları, il başkanlarıyla teşkil mesai içerisindeyim. Ne ihtiyaçları varsa gidermeye çalışıyoruz. Doğu batı birlikte kardeşiz. Geleceğe beraberce uzanacağız inşallah. Bunları yapıyoruz. Yani bizim birimimiz sivil toplum halkla geçen gün sunumumu yaptım zaten. Başkanlar, il başkanları, belediye başkanları, genişletilmiş il başkanları ve belediye başkanları işaret toplantısında. Sayın Başbakan'dan sonra Binali Yıldırım, ardından ben konuşma yaparak bir sunum yaptık orada. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki nefeslerimiz sayılı. Bu sayılı nefesi doğru almak, doğru vermek ve vatan için, millet için vermek, ayrım yapmadan bunları yapabilmek. Zaten Manisalılar bizi tanıyor ve biliyor. Hiçbir ayrım yapmadığımızı bilirler. Ayrım yapmadan herkese hizmet etmeyi, halka hizmeti, hakka hizmeti olarak düşündüğümü ve bunu gerçekleştirdiğimi bilirler. Onun için de hizmet etmeye devam edeceğiz Nurgül'den. İnşallah. Allah uzun ömürler versin, sağlıklar versin. Amin. Enerji versin efendim. Amin. Çünkü kolay değil bu kadar çok yeri gezip herkesi mutlu etmek, herkesi eşit derecede mutlu etmek çok evet. Kolay değil. Milletvekillerinin işleri de zor. Hele de bir genel başkan yardımcılığı göreviniz varsa işiniz diğer milletvekillerinden daha zor. Allah kolaylık versin. Ben bazen Nurgül Hanım meclisi özlüyorum. Geçen dönem çok çalışmıştım. Genel kurulu, Milli Eğitim, Kültür, Genç, Spor Komisyonu, Çevre Komisyonu, genel kurul çalışmaları, Manisa. Oh be diyordum ya ne kadar zor bu iş. Şimdi genel merkeze gittim. Meclis kolaymış. Meclise arasında meclise gitsem de dinlensem ifadesini kendi kendime söylüyorum. İnanın çok zor bir görev. Yapan için zor görev. Hakkını veren için zor görev. Biz hakkını ama vereceğiz. Siz sokağı seviyorsunuz. Sokakta çalışmayı çok seviyorsunuz. Ben, koltuktan ziyade. Evet, ben alaylıyım. Mektepli olmaktan ziyade. Evet, aynı zamanda mektepliyiz ama halkın arasında siyaset yapmak insanı dinlendiriyor. Bugün de arkadaşlarıma söyledim Nurgül Hanım. Dedim ki Ankara'da genel merkez mahpushane gibi. Ama meclis yarı mahpushane gibi, yarı açık cezaevi gibi. Manisa hür bir platform gibi. Gökyüzü geniş. İşte Manisa'ya geldiğim zaman dinleniyorum ifadesini kullandım. Burada 10 tane program olsa yorulmuyorum. Ama Ankara'ya gittiğim zaman Ankara bizi yoruyor. Kasvetli bir ortam, çileli bir ortam. Çok fazla beyin fırtınası var. İnşallah Manisa bizi dinlendirdikçe hizmet etmeye devam edeceğiz. İşin mevzuatını da yürütmek zorundasınız. Tabii mecburuz. Sokağını da yürütmek durumundasınız. Doğru. Göreviniz itibariyle. Doğru. Başarılar. Abi, bir şey daha var Nurgül Hanım. Vaktimiz var mı? Buyurun. Hemen buyurun. Burada bir ay sonra Allah nasip ederse ve en geç 1,5 ay sonra engelli yaşam merkezini açıyoruz. Manisa'da. Burada engelli çocuğunuz var.
bu engelli çocuğunuzu oraya bırakacaksınız, misafirliğe gideceksiniz 2 saat üzeri. Engelli çocuğu bırakıp pazara gideceksiniz. Engelli çocuğunu bırakıp 3 günlüğüne, 4 günlüğüne başka şehirdeki çocuğunuzu görmeye gideceksiniz, kızınızı görmeye gideceksiniz. Aslına bakarsanız otistik çocuğu olan aileler için bu mükemmel bir şey. Müthiş bir şey yapıyoruz. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum, Sayın Başbakan'a. 4 ili pilot bölge seçtik. Denizli Sayın Bakanım memleketi, Manisa benim memleketim, Ankara ve İzmir'i seçtik. Bu 4'te İstanbul'u daha sonra yapacağız Allah nasip ederse. Müge Anlı hanımefendi de buraya 2 gün önce gelecek, çekimler yapacak burada. Aynı gün bunu programını, kendi programını Manisa'da yapmış olacak. Engelli annelerle, engelli çocuklarla beraber olacağız. Hatta o gün belki bir kampanya yaparım demişti. Ve İstanbul'daki 2 tane açılacak olan engelli yaşam merkezinin de tefrişini biz üstlenmiş oluruz, yapmış oluruz diyerek düşündü. 81 vilayette yapılacak bu. Manisa'nın pilot bölge seçilmiş olması. En önce de Denizli'den önce de Manisa'nın yapılması. Hatta Sayın Bakan, vallahi Selçuk Bey kıskandım, bizden önce yapıyorsunuz. Efendim biz çalışkan insanlarız, yapacağız. Bizim engellilerimiz sizden önce çocuklarını oraya bırakacaklar. O günde tarihi bir gün yaşayacağız. İnşallah. Allah nasip ederse. Sayın Başbakan'a da toplu bir açılış yaptıracağım. Davet edeceğim Sayın Başbakan. İnşallah bizi kırmaz. 200 trilyon az para değil. Hastaneler, okullar, burada spor salonları, spor kompleksleri, onları açmış olacağız ve Manisalılara yeni bir müjde vermiş olacağız. Sayın Başbakanı Manisa'ya geldiğinde televizyonumuzda ağırlamak isteriz. Onu İnşallah diyelim. Yapmak onuruna sahip olmak isteriz. İnşallah. Eğer bu konuda bize yardımcı olursunuz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet. İyi çalışmalar diliyorum. Çok kolay teşekkür gelsin. Ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum Gül Hanım. Evet sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ'dı Mercek Altın'ın bu akşamki konuğu. Böyle bir çırpıda Sayın Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız anlattı Manisa'ya yapılacak yatırımlarla ilgili müjdeler verdi. Çok kısa zamanda da Sayın Başbakan'ı 2 kez Manisa'da ağırlayacağız. 2 ayrı açılış için, toplu açılış için. Bizim için de çok büyük bir mutluluk olacak bu yatırımları İnşallah. Hayata geçirmek. İnşallah. Efendim saat 20'de Mercek Altın'da yine karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.